Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Construction Simulator. Adı üstüne bir inşaat simülasyonu. Ben daha önce hiç oynamadım bu seriyi. İlk defa deneyimleyeceğim sizlerle birlikte. Şu anda Steam'deki fiyatı 500 TL. Eğer oyunu beğenirsem kanalımızda paylaşacağım. Bir sizlerin de hoşuna giderse indirimi bekleyin derim. Çünkü bu oyunun bana kodu geldi. Ben para vermedim. Sizlerin de bu kadar yüksek meblağlar ödemenizi istemiyorum. Kesinlikle karşıyım. Özellikle ucuz ve kaliteli oyunları kanalda paylaşıyorum ben. Ayarlara bakalım. Görüntü ayarlarında her şey yüksek gördüğünüz gibi. Bu arada resmi olarak Türkçe dil destekli gelmiş. Bu çok büyük bir artı bizler için. Oyuna başla diyorum. Burada karakterimizi seçiyoruz. Bayağı da bir karakter varmış. Ben zenci olmak istiyorum. Tam bir inşaat mühendisi tipi var bizde. Burada bareti falan da seçebiliyorsunuz. Ama olmuyor galiba. Ha. Ben sarı baret almak istiyorum. Temel renk. O da sarı olsun. Sapsarı olalım. Çıkartma da varmış. Bu güzelmiş. Böyle piksel piksel yapmışlar. Gözlük. Yani gözlük olmasın ya. Devam edelim. Karaktere isim ver. İsim ne olsun? Bu adamın tipi neye benziyor? John. John olsun abi. Ya da Jones. Pardon. Aynen. Jones iyi gider. Jones. Heyecan yaptım. Çok oyunculu modu da varmış. Birlikte daha hızlı ilerlemek için anında çok oyunculu bir oyuna katıl. Ve arkadaşlarına veya diğer oyunlara görevlerinde yardım et. Bak bu güzel bir şey. Tamam. Yeni şirket oluştur. Avrupa'da mı yapmak istiyorsun? Amerika'da mı? Şirketin seçtiğin senaryo içinde yer alır. Senaryolar sadece farklı görünmekle kalmaz. Oynayabileceğin kontratlar da o bölgeye özgü inşaat türlerini yansıtır. Artık kolayca bir senaryo seçebilir ve daha sonra farklı bir senaryoda yeni bir şirket kurabilirsin. Bak bu da güzel bir ayrıntı. Ben Amerika'yı seçiyorum. Kabul et. Burada şirketin logosunu seçiyoruz. Çok güzel bir logo. Bunu seçiyorum ben. Ya da darbeli matkapı seçiyorum. Şirketin adı Eldorado. Tek oyunculu. Tamam. Hadi bakalım nasıl bir oyunmuş hep birlikte görelim. Oyunda 90 kadar bir görev varmış bu arada bilginiz olsun. Yüzlerce araç varmış öyle diyorlar. Bir yaz sabahı yaşadığın küçük kasabada uyanıyorsun. Uzakta kavrulan şehir güneş ışığında parlıyor. Bu miskin yerden mümkün olduğunca çabuk ayrılmak için planlar kuruyorsun. Ama para ve araç olmadan buradan kaçış yok gibi. Sonra birden eski bir tanıdığın seni arıyor. Küçük, yerel bir inşaat şirketinin sahibi olan Hey. Dışarıdan sert görünür ama kalbi temizdir. Onun rehberliğiyle inşaat sektörüne hızla giriyorsun. Şimdi serbest meslek erbaplarının dünyasında maceralara atılma zamanı. Tamam. Sen niye bu kadar bağırdın? Gerek yoktu. Grafikler çok güzel görünüyor. Bence bir simülasyon oyun için gayet iyi. Mouse ortada şu şekilde görünüyor. Beni rahatsız etti. Mouse imlecini saklama gibi bir olay yok mu? Oynanış. Hız birimi. Gösterge. Bunlar değil herhalde. Bunlar şeyler. Genel. İmleci gösterme bana Bebeto. Kapat. Heh. Şimdi süper oldu işte. Gidelim konuşalım kankamızla. Bakalım bize ne görev verecek. Tam böyle country havası abi. Amerika'dasın. Her türlü belli oluyor. Amerikan rüyası. Bakın burası bildiğiniz insanlar kendi rüyalarını yaşıyorlar.
Ve gerçek hayatta böyle yerler var. Fantezi değil yani. Ah, good to see you again. Your active help is most welcome. I'm having a tough time keeping up with all the work. Do you know how many people around here are frustrated and thinking of moving away? If things keep going like that, this place could become a ghost town. To make matters worse, the water supply broke down this morning. It seems there's a crack in the pipeline. So if you want to help give people here another chance, let's fix the water line first. Get in your tractor and go to the local building supply store. You'll find a new pipe section there, ready for pickup. Just follow the navigation to get there. In the meantime, I'll head to the pipeline and take a closer look at the damage. Adam Kaliforniya ülkücü olacağı başkanı gibi ya. Bıyıklara falan, sakallara baksana. İyi iyi, güzel. Kısacası bir şeyimiz varmış abi. Su borusunu değiştireceğiz. Hasar almış o. Önce araca bir kontrol edelim. Tekerlekler sağlam mı? Sağlam. Araç da tertemiz görünüyor. Fabrikadan yeni çıkmış gibi. Hadi bakalım. Oyun gayet hoş görünüyor ya. Hoşuma gitti. İç kamera. Animasyonlar güzel. Şu an ben aracın ağırlığını hissediyorum ya. Bakalım iş makineleri nasıl, fizik anlamında oyun ne kadar ileri düzeyde, onu görmek istiyorum ben. Mouse'u bir şekilde ayarlayamadım. Serbest mi? Ben geçiyorum o zaman. Buradan girmemiz gerekiyormuş. Tabii ki de zamanında Euro Truck Simulator 2 oynamıştım. Onun becerileri hala umarım duruyordur bende. Bakalım. Oo, mekanizma çalışıyor. Hoşuma gitti. Şimdi bu boruyu gidip eskisiyle değiştireceğiz abi. Burada bir ton bilgi var. Bir ton. Ama oyun içerisinde bunları bize vereceği için hazır olduğunda boru hattına gel. Yeni bağlantının hattını yerleştirmemiz ve eskisini atmamız gerekiyor. Remark çekmeye alışman gerek. Dikkatli ol. Oyun esnasında gösterecek zaten bize. Orayı uzun uzun okumaya gerek yok. Sıkılmanızı istemiyorum. Yalnız bu şekilde sürmek çok zor. Onu söyleyeyim size. Çünkü kamera bayağı geride duruyor. Aracı buraya park et diyor. Okey. Bak boru çatlamış burada. Biri artık ne yapmışsa insanlar. Koskoca boruyu patlatmışlar ya. Ha, şimdi de bu aracı kullanacağız. Hadi bakalım. Bunlar da kim? Yatırımcılar mı? Belediye başkanı mı bu? Başkanım. Başkanım, halledeceğiz başkanım. Hiç üzülmeyin. Oo, başkan da zenciymiş lan. Bak bak nasıl koşuyorum. Bak başkanı gördüm, nasıl koşuyorum bak. Tamam yavrum, zaten öğreniriz biz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar,
P tuşuna bastığınız zaman şu hemen sağ tarafta modu değiştir diye bir seçenek çıkıyor. Ona basıyorsunuz. Bu her araç için geçerli oyundaki. Sanırım. Bu boruyu alacağız. Bu oraya uzanıyor mu lan? Bu boruyu alacağız. F1'e bastığınız zaman zaten sağ tarafta gösteriyor neyi ne yapacağınızı. Bakın uzatma yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Yalnız animasyonlar bayağı sağlammış. Kamerayı biraz çevirmek istiyorum. Yanlış yerde duruyormuşuz. Biraz geriye doğru. Biraz daha sağ. Neden olmuyor? Şu eksin oraya mı getirmem gerekiyor? Ya da şuraya getirmem gerekiyor. Şu sıfırın üstüne mi getirmem gerekiyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Biraz yükseltelim. Heh. Oraya getirmem gerekiyormuş. Hani oyun bize daire şeklinde mekanizmayı nereye götürmemiz gerektiğini gösteriyor. Space'e basıyorum. Şu anda gayet güzel bir şekilde parçayı bağladı. Şimdi bunu kamyona koymaya çalışacağım. Biraz uzatmamız lazım. Milletin kafasına düşürmeyelim de. Gayet iyi, gayet güzel. Çift tuşuna basılı tuttuğunuz zaman böyle çevirebiliyorsunuz. Harika. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yenisini takacağız abi. Kamerayı çevirelim. Güzel. Yavaş, sakin bebeğim, sakin. Kameranın bu kadar özgür olması çok güzel olmuş bu arada. Her şeyi görebiliyorsunuz. İndirdikçe malzemeyi mesela kamera otomatik zoom yapıyor. Güzel bir ayrıntı. Yapma yapma yapma. Çevirmem lazım hafif. Şöyle ileriye doğru. Sakin. Sakin. Çok güzel. Çok iyi. Doğal bir yeteneğim var. Şimdi tekrar traktör ne lan? Traktöre bin ve kırık boruyu hurdalığa götür. Tamam. Bak burada backspace tuşuna bastığınız zaman her şey eski haline dönüyor. Güzel bir ayrıntı. Tekrar sürüş moduna geçiyorum. Rektör derken neye bineyim lan? Ona mı buna mı? Buna herhalde. Çünkü eskisini falan atacağız dedi. Evet buymuş. Bu arada ortam çok güzel görünüyor ya. Renkler falan. Ama optimizasyon gerçekten sıkıntılı. Şu anda bilgisayar ısınıyor yani.
Ve ben bilgisayarın ısınmasını seven bir insan değilim. Ama maalesef ki bu tür bağımsız yapımların çoğu böyle. Görün, mesela bakın arkada gölgede bir bug oluştu. Gölgeye bakın titriyor böyle. Olsun. Dediğim gibi bu tür oyunlarda gayet doğal böyle şeylerin olması. Öyle daha rahat. Şimdi ben onu oraya neden götürüyorum? Tamam. Güzel. Bizim eleman burada. I'm relieved. Thanks to your quick action replacing that broken piece, the water supply is repaired and back on. Good job. Since we're finished here, maybe you could give me a hand with something else. Old Joe owns a rundown motel on the outskirts of town. I've been promising him for a while that I would do some renovations on the place. Be a good fella and drive the flatbed truck over there. I'll follow behind and tell you what needs to be done. Tamam. Trak derken bundan mı bahsediyorsun? İlk görevimizi yaptık bu arada. 25 bin para verdiler lan. Oğlum, manyak para aldık ha. Bu işi mi yapsak, ne yapsak? Abi mekana bak be. Millet nerelerde yaşıyor görüyorsun. Yani şu evlerin fiyatı var ya, kaç paradır biliyor musunuz? 100 bin dolar, 80 bin dolar. Anladınız mı? Yani 100-150 bin dolar. En fazla yani 200 bin dolar falan. Taş çatlasa yani. Burada 200 bin TL'yi, 100 bin TL'yi laptop alıyorsun, laptop. Düşün yani. Aradaki farkı anlayabildiniz mi şimdi? Ekonomik anlamda. Burada başka işler varmış. Bakalım neymiş. Bakalım bizi ne işler bekliyor burada. Old Joe wants us to pretty up his forecourt a little. I don't foresee any big problems. Joe's also been after a new sign on the motel roof for a while now. Something that travelers can see clearly from the highway. As it happens, there's a hotel in town that's about to be torn down. That sly fox Joe picked up the neon sign letters cheap, and a crane operator on the construction site opposite owes me a favor. Drive by there later to pick up the letters. But first, let's take care of the forecourt. I have a roller ready for you, so get in and start compacting. Abi olay şu. Buraya çakıl taşı gibi bir taş koymuşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bak gördünüz mü? Bu taşları üzerinde silindirle geçip düzleştireceğiz. Olay bu yani. Bu arada sesin değişmesi güzel olmuş. Mesela bak burada farklı. Burada farklı ses. Burada farklı, gördünüz mü? Üç farklı ses koymuşlar. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Bak burada da farklı ses. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Yine P'ye basıyorum. Bak burada sıkıştırmayı aç diyor. Şu anda açtık abi. Nasıl bir işlem yapıyorsa orada bilmiyorum. Hani mekanizmayı bilmediğim için. Bitiriyor mu acaba? Şu şekilde.
sol tarafta gösteriyor zaten ne kadar iş yaptığını. Burayı nasıl yaparız? Dışarı çıkmam gerekiyor. Dışarı çıktığımız zaman otomatik olarak durdu makine bu arada. Güzel. Bir de böyle deneyelim. Sesler değişiyor aracın içine girdiğimiz zaman. Güzel bir ayrıntı. Şuradan dışarıya çıkmam lazım. Dışarı derken şu köşeyi. İnce kenarları yapmayacağım. Büyük ihtimal oyun %100 olunca yapmış sayacak beni. Sakin ol Bebeto. Adam 25.000K'yı gördü. 25K'yı gördü tabi. Çalışma şevki geldi. Bizdeki gibi değil ki. 12 saat çalışıyoruz. Asgari ücreti alıyoruz en azından. Bak burada ışık da varmış. Farlar açık kapalı, döner ışıklar. Gördünüz mü bak? Bunlar güzel aydınlıklar. Tüm ışıkları aç diyeyim mesela. Şu an görünmüyor. Neyse. Köşeyi de aldık mı tamamdır abi. Aracın ağırlığını fiyatını iyi vermişler yalnız. Şu an cidden bir silindir kullandığımı hissedebiliyorum. Lan çalıştırmadık ki. Bak oyun otomatik olarak yapmış gözüktürüyor şu anda. Yapmış gözüktürüyor ne lan? Yapmış farz ediyor işte. Bak burada bir taş kalmış. Makinanın parçası kopmuş. Neyse çaktırma. Buradaki işim bitti abi. Şimdi ne yapacağız? Otele doğru git diyor. Otelde ne yapacağız hiç bilmiyorum vallahi. Radyo yok mu bunda ya? Bakalım. Radyo maalesef yok. Şurada soru işaretleri var. Onlar ne acaba? Büyük ihtimal mağaza falandır. Bakalım mekanı ne kadar büyük yapmışlar. 90 tane görev az değil. 88 tane görev kaldı.
Sakin Bebeto, sakin. Problem yok. Acemi sürücü. Sıkıntı yok. Oo, şehir mehir falan yapmışlar. İçine girebiliyor musun acaba o şey? Baksana çok güzel görünüyor. Devam edelim. Yalnız var ya bildiğin biber serseri gibi sürüyorum aracı. Yok, o şehre gidebileceğimizi zannetmiyorum. Sanırım iki tane küçük kasaba var. Harita varmış acı. Gidebiliyorsun abi. Baksana. Su biraz dandik olmuş ama. Biraz daha koyu yapsalarmış suyu. İyi olurmuş. Bak orada. Şurada bir şey var. Gördünüz mü hemen karşımda? Onlar ekstra büyük ihtimal. Bakalım. İlginç. Değişik şeyler var oyunda. Ne yapacağız burada? Abi vinç mi kullanacağız? Ne yapacağız vinç kullanır? Sen ciddi misin? Bunları bana tek tek söktürecek misin? Bu manzara güzelmiş ha. Baksana. Deneyelim mi abi? Sakin ol. Yalnız şu anda klavyenin bütün tuşlarını kullanıyorum ha. Hala çözmeye çalışıyorum. Kamerayı çevirelim. Ne kadar sallanıyor gördünüz mü? Fizikler çok iyi. O kadar iyi ki rahatsız oldum. Üf. Hayda. Yavrum şu yazını bir çeksin de görsem. Biri geberecek şimdi orada. Bunu böyle çevirirse. Abi ciddi ciddi. Yani bunların hepsini aldıracak bize. Ne diyorsunuz? Ama oyunun amacı bu zaten. Yani simülasyon oyunu, inşaat. Bence gayet normal böyle olması. Başta bizim gibi oyunculara, hani bu türü oynamayanlara garip gelebilir ama. Sonuçta gerçek hayatta bunlar yapılan şeyler yani.
Bu arada sanırım öğrendim ben kontrol etmeyi. Hani oyunda 100 tane falan araç varmış, öyle diyorlar. İnşaat şey aracı falan yani. Ha, bunu multiplayer oynarken nasıl yaparsınız onu bilemem. Sakin ol, sakin. Valla gerçek hayatta bunu nasıl yapıyorlar ya? Mesela bu kameradan adam bakarak bunu nasıl şey yapabiliyor yani? Çok garip. Acaba Winch'in orada kamera falan mı var? İmkansız oğlum bunu böyle şey yapmak. Yapana da helal olsun ya. Adamlar boşuna o kadar para almıyorlar. Biliyorsunuz bu işlerde maaş yüksek oluyor. Bu tür operatörlük işlerinde falan. Tamam, bayağı riskli bir şey. Hem kendiniz hem de çevreniz için ama en azından karşılığını alıyorsun. Türkiye'de bile alıyorsun yani. Düşün. Ha, o kadar korkutucu bir şey yokmuş. Ay ay ay. Bu niye böyle oldu ya? Alamadık. Hah. Death Note'daki L aklıma geldi. O şekeri yedikçe benim de canım şeker çekiyordu. Onun yüzünden dişlerim çürüdü. O yüzden hiç sevmem. Resmen bu iş için doğmuşum ya. Ha, şuraya gideceğiz, tamam. Abi. Bu iyice sıkıntı olmaya başladı. Oh be. Acaba şey yapabiliyor? Ay. Cam gitti cam. Bunda ev, bina falan dikebiliyor mu acaba? Hani sıfırdan böyle. Bilen var mı? Yani bu oyunu oynayan var mı? Oğlum ne oluyor lan? Sanki trailerlarında öyle bir şey duydum böyle. Şey gördüm pardon. Bildiğiniz bina falan, zemin memi falan yapıyorsun. Hadi bakalım. Onu nereye koy diyor lan o?
Oha, şu araya mı sıkıştır diyorsun? Oğlum ben nasıl yapayım onu ya? Yemin ediyorum tam böyle vakit öldürmelik oyun olmuş. Böyle kafanızı boşaltacak abi. Bir simülasyon oyunda olması gerektiği gibi. Şaka gibi ya. Lan! Vallahi oyun böyle arkadaşlar, yani bu şekilde gidiyor. Siz bence bir şeyini izleyin bunu. Aa bak, harita şey varmış. Daha önceden gittiğimiz yeri hızlı seyahat yapabiliyormuş. Bak bu güzel. Şimdi ben size söyleyeyim ne yaptıracağını. Bu söktüğümüz şeyleri tekrar başka bir yere takacağız. Ben söyleyeyim yani. Merak ettim, ne yaptıracak bize? Pardon, pardon. Aa, işim acele abi ya. Patron hızlı gelmezsen işten atarım dedi. Ne yapayım yani? Abi sen ciddi misin? Pardon, pardon. Ha, anladım. Peki bunun mekanizması nasıl gidiyor? Onu merak ettim. Bir dakika. Bu aracın mekanizmasını merak ettim. Vay. Roket gibi lan. Şu makineye bakar mısınız? Çok güzel fizik falan. Bak şu anda W'ye bastım. Klavyene yön tuşlarıyla yukarıya bastım. Basıyorum. Ve bir dakika, uzatmak için de şeye basıyorum. Yön tuşlardan sağ tuşa basıyorum. Gayet iyi. Bu şekilde bunları da buraya koyacaksınız işte. Olay bu. O kadar uzuyor mu lan? Lan millet neler yapıyor be. Teknolojiye bakar mısın? Boşuna sanayi şey demiyorlar abi. Avrupa, Amerika düşünün yani bu. Gerçi bunların çoğunu Almanlar üretiyor diye biliyorum. Yalnız onu oraya ben koyamam ki. Oha ne kadar uzuyor lan bu. Olaya bak. Yavrum anladık, tamam, F1'e bas diyorsun, tamam, heh. Bunları da böyle buraya tek tek. Sakin bebeğim. Böyle yani, olay bu. Olay bundan ibaret. Ben bugün bu kadar, bence yeter çalıştım abi. Gidip biraz dinleneyim ben. Bu burada kalsın böyle. Bu şekilde kalsın. Ben gideyim bir çay kahve içeyim. Usta, bir sigara içeyim şurada. Geleyim ben bir ara vereyim ya. Tamam. Haydi bir görüşürüz. Burada da ne yenir ki? Kesin burger falan vardır buralarda. Hot dog falan satıyorlardır. Yürümcü falan yok abi. Sıçtık. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın.
Yepyeni oyunlarla ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım. Bildiğiniz üzere bunlar ilk bakış videoları. İlk defa oynuyorum. Oyun hakkında konuşmak gerekirse, oyunun fizikleri çok çok iyi. Özellikle mekanikleri falan kullanırken gerçekten kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Fazladan araç olması çok iyi. Mekan güzel gördüğünüz gibi. Mekan gayet sakinleştirici, böyle huzurlu bir mekan. Ayrıca Avrupa bölümü falan da varmış. Oraya da bakabilirsiniz. Bilmiyorum. Dediğim gibi hani indirime girmesini bekleyebilirsiniz abi. İndirime girse bile hani tahminimce 180 TL falan olur diye tahmin ediyorum. Ha, o fiyata indiği zaman da kesinlikle hak eder zaten. Eğer dedikleri gibi oyunda bu kadar çok yapacak şey varsa 500 de hak eder ama bizim para birimimiz o kadar düşük ki maalesef her kuruşa ihtiyacımız var. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.